Evet güzel insanlar selamlar. Alelacele çekiyoruz videoyu. Saçım, başım, işte mikrofon elimde tutma konusunda ee, özür diliyorum. Bilgiler önemli. Öncelikle bu Abdülkerim Bardakçı meselesine değinelim. Galatasaray'la 3.3 milyon euro bonservis bedeli artık içinde bonusları var mı yok mu nasıl olur bilmiyorum ama anlaştı. E, burada Beşiktaş'ın taşın e, tabi bilgiler sonradan geliyor. Asla ve asla kendi transfer limitlerinin üzerine çıkmayacağını söylemiştik. Ve çıkmadı. Çıkmıyor da. 2.8 milyon euro olduğu da söyleniyordu Beşiktaş'ın teklifi içerisinde ama o da yokmuş. O taksitler de 10 taksit falan. Ee, olursa olur. Olmazsa başkasına bakarız. Şimdi Beşiktaş'ın yerli stoper kontenjanında Abdülkerim dışında başka isimleri de var. Bunlardan bir tanesi. Hatta iki tanesi bu Süper Lig'de oynuyor. Ee, Adana Demirspor diyelim. Siz anlarsınız. O konuda sıkıntı yok veya yurt dışında Türk pasaportlu stoper adaylarından biri alınacak. Kiralık da olabilir, alınma da olabilir. E zaten Saiz ki onu sol stoper oynatacak gibi gözüküyorlar. Wellington takımda kalsın istiyor hoca. Hem alternatif açısından hem de bazen de ilk 11 oynatma açısından maliyetini maliyetine de baktığınız zaman e, size de çok fazla bir yükü yok. E, Valerian İsmail geldikten sonraki performansını hoca çok beğenmiş. E, aynı şeyi Montero için söyleyemem tabii ki. Fakat Premier Lig'de bir tane sağ stoper var. Onun da zamanı geldiğinde ismini söyleyeceğim. Ona uğraşıyorlar. İkincisi yine Premier Lig'de bir sağa çık ama sola çıktı oynuyor. Orta sahada da oynuyor. E, Lig'de diyor pardon e, İsviçre liginde Young Boys'ta oynayan e, ismi Fankart mıydı neydi öyle bir şey Fannah mıydı neydi o oyuncu o da e, bitime yakın gibi duruyor ama bunlardan bunların dışında bir de e, Sporting'de oynayan herhalde Cabral olması lazım İsmi için özür diliyorum çok hızlı açtım ne bilgisayarım var ne notlarım var e, o da e, ölü taklidi yapılıyor transferde de Efendime söyleyeyim, Beşiktaş yönetimi onunla görüşmeleri devam ediyor. E, fakat oyuncuyla sıkıntı yok, onu da belirtelim. Bu saydığım oyuncuların hiçbiriyle sıkıntı yok. E, Muneca transferinde de görüşmeler sürüyor ama Muneca, e, hani Cenk Tosun eli kulağında bitmek üzere, sol tarafta Enkudun var, e, Emirhan'ı oynatabilirsin, kalırsa e, Tekşaray'ı oynatabilirsin efendime söyleyeyim Aydın Has için durumunu bilmiyorsun. Bu yeni transfer 18 yaşında e, alınan yeni transfer 17 yaşında alınmıştı. Beser galiba. Onun durumu bilinmiyor. Orada acele edilmeyecek sola çıktı. O kamptan sonra arkadaşlar. Fakat sağda bu e, Portekiz'deki oyuncu gelince Gezalı da ya da İsviçre, İsviçre'deki oyuncu gelince Gezalı da yedekleyecek bir hamle arkadaşlar. O yüzden başka mevkilerde oynayabilmesi açısından önemli. Bu İngiltere'deki sağ stoper bunların bilgileri yavaş yavaş gelecek. İngiltere'deki sağ stoper hem sağ hem sol hem sağ bek oynuyor. Sağ stoper, sol stoper, sağ bek oyunu bir de defansif orta sağ oynuyor. Yani zaman zaman Josep de Souza'yı da yedekleyebilecek bir isim. Onu da belirtelim. Defansif orta sağ özelliği de var arkadaşlar. Dört yönlü bir oyuncu. Dört mevkili bir oyuncu. Zaten Valerian İsmail e, ...bu tarz isimlere bakılıyor. Efendim Vekors'ta gelecek olursa ...Santra en ciddi adaylarından biri Vekors. E, bu Abdülkerim transferinden sonra Galatasaray'ın. ...acaba Galatasaray'da Cenk Ergün... ...Vekors için de devreye giriyor mu... E, ...durumları var. Fakat ben şunu öğrendim... E, ...Vekors'ta hep olumlu gidildi. Hep olumlu gidildi. Bana gelen bilgilere göre... ...tıpkı Sayıs'ta olduğu gibi... Rekords'un da sözleşmesi İstanbul'a gelmiş. İlk senesi kiralık. Opsiyon var mı yok mu henüz net değil. Oyuncuya 2 milyon 700 bin euro civarında para verilecek. Ee, kiralama bedeli anladığım kadarıyla yok. İlk gelen bilgiler o yönde. Tabii ki henüz ıslak imzası olmadığı için arkadaşlar buna bir şey diyemiyoruz. Bununla ilgili çok net konuşamıyoruz. Fakat sözleşme gelmiş. Şimdi sözleşme burada inceleniyor avukatlar tarafından. E, genelde bir yerlere sözleşme gittiği zaman transfer bitti deniliyor. Şimdi Sayıs'ta de bu sözleşme geldikten 4 gün sonra transfer bitti açıklaması geldi. E, Twitter'a falan düştü. Aynı süreç yaşanıyor şu an arkadaşlar. E, bakalım iş nereye gidecek ama... 2 gün öncesine kadar yani düne kadar dün ihtimal yüzde 51 ise ben bugün ihtimalin yüzde 85 olduğunu düşünüyorum. Yani yavaş yavaş Beşiktaş bitirmeye doğru yaklaşıyor. Aldım bilgilere göre. Ee, oyuncu da Herhalde Valerian İsmail ile görüşmüş galiba. Öyle bir bilgi var. Valerian İsmail bizim sistemimize uyabilecek bir santrafor demiş. Ee, o yüzden çok da Beşiktaş fazla bekletmek istemiyor. Bir an önce bitirmek istiyor. Vekors transferi e, Cenk Tosun transferi. Bunlar bitmek üzere gözüken transferler. Ben Cenk Tosun'a bitti gözüyle bakıyorum. Ve da sözleşmesi Türkiye'ye geldi. Bütün detaylar orada yazılı. Sözleşme geldiğine göre demek ki e, hukuki işlemler başladı. Yasal süreç başladı, olumlu anlatıldı Yasal süreç derim hemen böyle akla maciz geliyor ya. Burada böyle bir süreç başladı. Eee Seferovic, Anatovic bu saatten itibaren şu an için rafa kaldırılmış durumda. Muleka'da solda bir acelemiz yok diye e, çok hızlı hareket etmiyor ama görüşmeler sürüyor Muleka'da da. E, yani belki Muleka'yı aldın kiraladın bilemeyiz. Ya da solda işte o gitti bu gitti Muleka'ya yer açıldı. Yani orada acele edilmiyor sol kanatta. Yani o Ondrejka'da da acele edilmiyor o isimleri hepsinin arasında. Onlardan daha iyisi bu arada Ondrejka'dan daha iyisi de bulundu. E, onu söylemeyeyim. Onu bekletiyorlar, acele etmiyorlar. Onu söylemeyelim. Çünkü söylediğin zaman biliyorsunuz ki herkes yazıyor, çiziyor. Sonra devreye de girenler oluyor arkadaşlar. Transfer bozma süreci de var aynı zamanda. Bakın onu da çok net söyleyeyim. Transferin bozulma süreçleri de var. O yüzden ben şu an için hani alemin gözü yaşlı, Rekors Beşiktaşlı mı diyebilirim en fazla. Alemin gözü yaşlı, Rekors Beşiktaşlı belki de yarın bunu söyleyebiliriz. Belki de bu gece veya yarın kap bildirimi gelebilir. Ama şu an net bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Transferde biten bir şey yok. E, transferde sadece evraklar geldi. Unutmayın ki Sevilya'da e, Samir Nasri Beşiktaş'tan almadan önce evraklar gelmişti. Neredeyse imzalar atılacaktı ama olmadı. Burada da aynı süreç yaşandığı için şu an e, evrak e, alışverişi yapıldığı için transferi bitti demiyoruz ama genelde bu e, seviyeye gelen bu hareketler bu seviyeye geldiğinde bu transfer hareketleri bu seviyeye geldiğinde genelde bitiyor. Ya yani %90'ı bitiyor. O nedenle söylüyorum. Ben diyebilirim bitti bitti diye ama os ben demiyorum. ıslak imzası yok ama şu an için size söyleyebileceğim gelişmeler olumlu. E, sal sağ stoper, bir yabancı stoper daha gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar yerli stoper bu ligden iki tane oyuncuyla görüşecekler olmadı. Yurt dışı Kaan Ayhan da bunlardan biri. Portekiz'deki sağ açık veya İsviçre'deki sağ açık. Ee, bir de yine böyle Belçika civarlarından bir sola açık ama onların acelesi yok arkadaşlar. Cenk Tosun da bitmek üzere. Burada tabi Ersin'e gelecek olan teklifleri bekliyor Beşiktaş yönetimi. Oradan da bir şey çıkması halinde transferdeki birkaç mevkide güncelleme olabilir. Hoca Salih'i ve efendime söyleyeyim e, Kartal'ı görmek istiyor kampta. Aydın Hasiç'i Tyler Boyd'u görmek istiyor. Ondan sonra kararlarını verecek. Ama Hoca şu an e, gelişmelerden memnun. E, burada işte Beşiktaş onu kaptırdı bunu kaptırdı diye bir şey söz konusu değil. Tamamen kendi kriterleri doğrultusunda hareket ediyor. E, dünyada futbolcudan bol bir şey yok arkadaşlar. O nedenle yok işte transferde çalın falan hikaye. Ben ne diyorum? Transferin havası sahada atılır uçaklarla takip edildi, kapılarda karşılandı, çilekler denildi, muzlar denildi, o denildi, bu denildi. Biz neler gördük? Önemli olan transferin havası sahada atılır. Abu geldiğinde kimse tanımıyordu. Talişka'yı geldiğinde ilk zamanları kimseyi tanımıyordu ama ne oldu, ne oldu, ne oldu? Hepsi birer efsane oldu Beşiktaş'ta. O yüzden sakin kalmak çok önemli. Efendim sağlıcakla kalın.